Fatih Camii İmamı Kurahafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem yatsı namazı sonrası bıçaklı saldırıya uğramıştı. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Saldırgansa kasten öldürme suçundan tutuklandı. Soruşturmadaki son durumu alacağız şimdi. Canlı yayın noktamıza uzanalım. Ekibimizden Kübra Kılıç yeni günle birlikte gelişmelerin bu kez adliye ayağını takip ediyor. Notlarını aktarmak için de hazır. Sözü Kübra'ya bırakalım. Teşekkür ederiz Aktan Uysal. Öncelikle aslında ben olayı kısaca bir özetlemek ve hatırlatmak istiyorum izleyicilerimize. Olay pazartesi günü yaşanmıştı. Ömer Salgın adında bir kişi tam da yatsı namazına yakın bir sürede camiye, Fatih Camii'ye gitmişti. Sloganlar atmaya başlamıştı. Camideki cemaat ve imam rahatsız olunca güvenlik görevlileri bu saldırgan kişiyi aslında camiden uzaklaştırmıştı. Ancak yatsı namazı kılındıktan sonra Ömer Salgın camiye yeniden girmek istedi ve imamla görüşmek istedi. Bu kez de aslında niyeti görüşmek değildi. Çünkü geldiğinde imamın odasında hem imamı hem de cemaatten bir kişiyi bıçakla saldırmıştı. Yaralıların durumunun iyi olduğunu, hayati tehlikesini atlattığını dile getirmek istiyorum. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hastanedeki yaralıları arayarak onlara tedavilerinden dolayı tedavilerinde nasıl olduklarını sormuştu, dile getirmişti. Tabii soruşturmanın ayağında da dün emniyetteki işlemleri tamamlanmıştı Ömer Salgın'ın. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Ve burada da nöbetçi hakimin karşısına çıkarılmıştı. Çıkarıldığı hakimlikte kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tabii ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinden de bahsetmek istiyorum. İfadesinde ortağının eski eşiyle birlikte olduğunu öğrendiğini, hayatta yaptığı iyiliklerin de karşılık bulmadığını, bu nedenle çok bunaldığını dile getirmiş. Olay günü camide tekbir getirerek bağırmaya başlamış. Sonrasında hatırlayamadığını dile getiriyor. Bu hareketlerinde herhangi bir kişi veya kuruluşun onu yönlendirmediğini, anlık bir refleks olarak geliştiğini yine dile getirdi. Dediğimiz gibi dün nöbetçi hakimliğe çıktıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralıların durumunda iyi olduğunu dile getirip sözü size bırakalım.